Evet değerli arkadaşlar, doğal sayılarla devam ediyoruz. Doğal sayılar bir kere daha yazmak istiyorum. Doğal sayılar neyle başlıyordu? 0, 1, 2, 3, 4, nokta nokta devam edip giden sayıları biz doğal sayılar diyorduk. Rakam neydi arkadaşlar? Rakam, lütfen söyleyeyim. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 diye söylemiştik. Doğru mu? Doğru. Peki değerli arkadaşlar, en küçük doğal sayı nedir diyor. En küçük doğal sayı, evet söyledik. En küçük doğal sayımız neyle başlıyor? Evet, sıfır. Çok güzel. En küçük tek doğal sayı. Arkadaşlar doğal sayılarımız neler var? Tek doğal sayılar, çift doğal sayılarımız vardı. Sıfır bir çift sayıdır. 2, 4. Bunlara biz ne diyoruz? Çift doğal sayılar diyoruz. 1, 3, 5, 7. Bunlara ne diyoruz? Tek doğal sayılar diyoruz. Güzel. En küçük tek doğal sayımız o zaman kaç arkadaşlar? 1'dir. Mükemmelsiniz. En büyük rakam kaçtır diyor. Rakamları söylemiştik. 0'dan 9'a kadar olan sembolleri biz rakam diyoruz. En büyük rakamımız 9'dur arkadaşlar. En küçük sayma sayısı. Evet, sayma sayıları lütfen sayın. Söyleyin. Sayma sayıları biz pozitif doğal sayılar ya da sayma sayılar adını veriyoruz. İkisi de söyleniyor. En artı ile gösterilir. 1, 2, 3, 4, nokta nokta devam edip giden sembolleri biz ne diyoruz değerli arkadaşlar? Sayma sayılar diyoruz. Neymiş? Bir daha söyleyin bakalım. En artı ile gösterilir. Pozitif doğal sayılar ya da sayma sayılar. 1, 2, 3, 4 devam edip gidiyor. Peki en küçük sayma sayısı kaç? 1. Çok güzel. Devam ediyorum arkadaşlar. En küçük sayma sayımız 1'miş. Tek doğal sayılar. Tek doğal sayıları lütfen söyleyin. Neymiş tek doğal sayılar arkadaşlar? Evet, 1, 3, 5, 7, evet 9. Bu şekilde devam edip giden sembollerini diyoruz. Tek doğal sayılar diyoruz. Çift doğal sayılarımız arkadaşlar neyle başlıyordu? Söyleyin bakalım. 0, 2, 4, 6, 8, nokta nokta. Değil mi arkadaşlar? Bunlar da çift doğal sayılarımızdı. Evet, iki doğal sayının toplamı en az kaçtır? Arkadaşlar doğal sayılar 0, 1, 2 mi gidiyor? Evet, en küçükleri 0, 1 mi? Evet. Ama burada diyor ki iki doğal sayının toplamı en az nedir? Peki ben ikisini aynı alabilir miyim? 0'a 0. Çünkü farklı iki doğal sayı demiyor ki. İki doğal sayının toplamı dediği için ben bunu 0 alıyorum arkadaşlar. İki farklı doğal sayının toplamı en az nedir? İki farklı dediği için 0'la 1'i alıyorum. Ve bunun toplamı da kaç oluyor arkadaşlar? 1 olmuş oluyor. Devam ediyorum. Evet, çok güzel bir soruyla karşınızdayım değerli arkadaşlar. A ve B doğal sayılardır. 3A artı 5, 5'tir. 11 olduğuna göre A eksi B farkı kaçtır? Çok güzel. Şimdi arkadaşlar bakın, 3A artı 5, B eşittir kaçmış? 11'miş. Bakın ben burada B yerine 1 yazarsam 5, geriye kaç kalır arkadaşlar? 6 kalır. O zaman bu A'ya kaç vermek zorundayım? 2. Oldu mu? Bakın. B'ye 1 verdim. Daha kaç olur ki? Hocam B'ye 0 verelim. 0 versem 3'e eşittir 11. 11 3'e bölünmediği için, yani doğal sayı olmaz. O zaman bunu kabul etmiyorum. Hocam 2 verelim. 2 kere 5 10, ama buraya 1 kalıyor. 3'e eşittir 1'den A eşittir 1 bölü 3 olur. O da olmuyor gördüğünüz gibi. Hocam 3 alalım. 3 kere 5 15. O zaman bunun ne olması lazım? Negatif bir sayı olması lazım 11 olması için. O da olmuyor. Demek ki bunu sağlayan sadece kaç var arkadaşlar? B yerine 1, A yerine kaç yazmamız lazım? 2 yazarsak 2 kere 3, 6, 5 kere 1, 5 toplarsak kaç yapar? 11 yapar. Peki biz A'nın yerine 2 aldık, B'nin yerine de 1 aldık. Sonuç kaç oldu arkadaşlar? 1 oldu. Bizden istenen cevap kaçmış? 1'miş. Güzel. Evet. A ve B birer doğal sayı. B eşittir A kare artı 8 bölü A olduğuna göre B kaç farklı değer alabilir diyor. Biz bakın bunu şöyle yapalım. B eşittir. A kare bölü A yazabilir miyim? Evet, A kare bölü A yazdım. Artı bunu da 8 bölü A yazabilir miyim arkadaşlar? Evet. Peki B sayısı eşittir A kare A'ya bölersem A artı 8 bölü A mı oldu? Evet. Peki arkadaşlar, şimdi bu A sayısı, sonuçta A ve B birer doğal sayı. B doğal sayı olduğuna göre bu sonucun doğal sayı olması gerekiyor. Evet. Peki A yerine biz hangi doğal sayıları yazabiliriz? Onu da söyleyin. Çünkü A ve B ikisi de doğal sayı. 1 yazarız, 2 yazarız, 4 yazarız, 8 yazarız. Neden? Çünkü 8 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 4'e bölünür, 8'e bölünür. Peki ben A yerine 1 yazarsam B ne olur arkadaşlar? Bakın 8'i 1'e bölü 8, 1 daha
9 olur. Peki 2 yazarsam 8'i 2'ye böl 4. Evet 2 daha kaç yapar? 6 mı olur? Peki 4 yazalım. 8'i 4'e böl 2. 4 daha 6 oldu. Peki bakın 8'e bölersem 1, 8 daha 9 oldu. Dikkat edin değerli arkadaşlar. Bak bir daha söylüyorum. Aynen 1 yazarsam 8 bölü 1 8, 1 daha 9. Peki 2 yazarsam 8'i 2'ye böl 4, 2 daha evet 6. 4 yazarsam 8'i 4'e böl 2, 4 daha 6. 8 yazarsam 8'i 8'e böl 1, 8 daha 9. Ama bize ne diyor? B kaç farklı değer alır? Normalde buraya bakıp söyleseydin A demek 4 değer alıyor. O zaman B de 4 değer alıyor deseydin yanılmış olurdum. Ama gördüğünüz gibi 6, 9, 6, 9 değerlerini aldı. Yani farklı olarak neler aldı? B 6 ile 9 almış oldu. B'nin aldığı değer değil mi arkadaşlar? Yani 2 farklı değer almış oldu. Peki devam ediyorum. Evet arkadaşlar. A, B, C birbirinden farklı doğal sayılardır. Toplamı 8 ise A çarpı B çarpı C en çok kaçtır? En az kaçtır diyor. Devam edelim. Yardım edin lütfen bana. Artı B artı C 8 mi? 8. Peki 8 ise şöyle yapalım isterseniz. Buna 1 alayım. Ama birbirinden farklı dediği için bunu 1 alamıyorum. 2 alayım isterseniz. Olur mu? 2 alırsam buraya geriye kaç kalır? 5 mi kalır? 5, 6, 7, 8. Evet. Peki bu o zaman A çarpı B çarpı C'miz kaç olur bunları? Birini 1, birini 2, birini 5 alırsam çarpımı 10 olur. Güzel. Peki hocam bunu 2 alsam, bunu 3 alsam ne olur? 5 olur. Geriye kaç kalır? 3 kalır. Aman rakamlar aynı oluyor. Bunu alamam. Çok güzel. Peki hocam bunu 0 alabilir miyim? Birini 0 alsam birbirinden farklı doğal sayılar. Doğal sayılar çünkü 0, 1, 2, 3, 4. Bununla başlayıp devam ediyordu doğal sayılarımız. Birini 0 alayım. Tamam. Birine 1 alayım. Olur mu? Öbürünü 7 alayım mesela. Farklı oldu mu? Oldu. Ama o zaman ben bunları çarparsam A çarpı B çarpı C eşittir 0 olur. Birbirinden farklı doğal sayılar mı? Evet farklı doğal. Toplamları 8 mi? Evet. Çarptığımda 0 oluyor. Hocam ben bunu 0, 2, bunu 6 alsam yine çarptığımda 0 olur. Fark etmez ki değil mi? Bunun çarptığımda 0. Peki başka sayılar deneyebilir miyiz? Daha büyütmek için. Evet söyleyin bakalım ne yapabilirim? Mesela 1'e 3 alırsam 4 geriye kaç kaldı? 4 kaldı arkadaşlar değil mi? 1'ini 1, 1'ini 3, 1'ini 4 alırsam. Evet o zaman çarparsam bunlar kaç olur arkadaşlar? 12 olur. Gördüğünüz gibi alabileceği en büyük değer 12. Alabileceği en küçük değer de nedir? 0. En az 0, en çok 12 görünüyor. Başka yapacağım bir şey yok gibi. Evet. Peki bu soruları çözdük. Değerli arkadaşlar, A, B, C birbirinden farklı doğal sayılar olmak üzere diyor. 2 bölü A artı 3 bölü B artı 4 bölü C ifadesinin en büyük değeri için şunu kaçtır diye soruyor. Çok güzel. Arkadaşlar bir kere 2 bölü A artı 3 bölü B artı 4 bölü C'nin ne olmasını istiyoruz? En büyük değeri için. Peki doğal sayı falan demiyor ama kim olacak? A, B, C birbirinden farklı doğal sayılar olacak. Bu sonucun ne olmasını istiyoruz? En büyük olmasını istiyoruz. En büyük olsun. Peki arkadaşlar bu sonucun en büyük olması için A, B, C yerine alacağım doğal sayılar en küçük olması gerekmez mi? Hani doğal sayılarımız neydi? Bir daha hatırlatalım doğal sayıları. 0, 1, 2, 3, 4 böyle devam edip gidiyor. Payda bir kere 0 alamam. Neden? 2 bölü 0, 3 bölü 0 tanımsızdır. 0 alamam. O zaman şu 3 sayıyı kullanayım. Neden? Çünkü bunun sonucun en büyük olması için paydanın mümkün olduğu kadar en küçük olması gerekir. Ama birbirinden farklı dediği için de mecburen 1, 2, 3. Yani 3'ünü de 1, 1, 1 alamıyorum. 1, 1, 1 almış olsaydım ne olurdu biliyor musunuz? 4, 3 daha 7, 8, 9 olacaktı bunun toplam alacağı en büyük değer. Tamam. O zaman 1 alamayacağıma göre payı büyük olanın paydasına 1 yazayım. Daha sonra arkadaşlar B yerine 2 yazayım. C yerine 3 yazmam gerekir. Bu ifadenin en büyük olması lazım. Peki ne oldu? 2 bölü 3 artı 3 bölü 2 artı kaç oldu arkadaşlar? 4. 2 kere 2 4. 3 kere 3 9. Yani 13 bölü 6 artı 4 oldu. Kabul ediyor musunuz? Evet. Bakın 13'ü 6'ya bölsen 2'yi geçiyor. 4 de burada 6 virgül küsürlü bir değer çıkmış oluyor. Evet mi? Evet. Ama hocam şöyle yapamaz mıydık? 2 bölü A,
3 bölü B, 4 bölü C yazsak, buna 1 alsak, buna 3 alıp, buna 2 alsak olur mu? Olmaz. Neden olmaz? Bakın 2, 2'ye böl 1. Değil mi arkadaşlar? Peki 3'ü 3'e böl 1. 4'ü 3'e böl kaç yapar? 4'ü 1'e böl 4 yapar. Peki toplamı kaç? 6. Ama buradaki sayı gördüğünüz gibi 6'dan daha büyüktür. O zaman bu ifadenin en büyük olması için ne yapmamız gerekiyormuş? A'yı 3, B'yi 2, C'yi kaç almamız gerekiyormuş arkadaşlar? 1. Peki A yerine 3 yazarsam, B yerine burada 2 yazarsam, C yerine de 1 yazarsam bu sonuç kaç olur? Lütfen söyleyin bakalım. 3 artı 2 kere 2, 4 artı 3 kere 1'in 3. Ve sonuç kaç oldu arkadaşlar? 10 olmuş oldu gördüğünüz gibi. Bir problem yok zannederim. Peki devam edelim. Evet arkadaşlar, bu da güzel bir soru. Birer doğal sayısı A kaçtır diye bize soruluyor. Arkadaşlar 2A-4 bölü 3A-5. Burada ne yazıyor? 3A-5 bölü 2A-4. Yani bu 2 ise bu 1 bölü 2 mi? Evet ama bu 2 doğal sayı, 1 bölü 2 doğal sayı olmuyor. Değil mi? Böyle düşünelim. Bu 1. Peki bu bir doğal sayı, bu bir doğal sayı ise, yani 2A-4 bölü 3A-5 bir doğal sayı, 3A-5 bölü 2A-4 de bir doğal sayı ise, iki doğal sayının çarpımı sonuçta doğal sayı olmayacak mı? Evet hocam, olacak. Ama bunlar sadeleşiyor. Bunlar da sonuç kaç çıkıyor? 1. Peki o zaman bu bir doğal sayı, bu da bir doğal sayı olması gerekiyor değil mi? Çünkü iki doğal sayının çarpımı doğal sayı, evet. O zaman biz burada aslında şunu anlamıyor muyuz arkadaşlar? 2A-4'ün 3A-5'e eşit olması lazım. Değil mi de? Eşit olursa burası 1 olur, bu da 1 olur. Sonuç bir doğal sayı olur mu? Olur. Peki 2A bu tarafa gelirse burada A kalır. Kabul ediyor musunuz? Evet. Eksi 5 bu tarafa artı 5 gelir. Eksi 4 ile toplarsam kaç olur? 1. Demek A'nın aldığı değerlerden birisi nedir arkadaşlar? 1'dir. Nasıl düşündük? Bir kere bu 3 ise bu 1 bölü 3 olacak. Mümkün değil. Böyle bu 1 bölü 3 doğal sayı değil. O zaman bunların doğal sayı olması için payı paydasına eşit olursa 1 olmuş olur. Bu da 1 olmuş olur. Sonuçta ne olur bunlar? Doğal sayı olmuş olur. Böyle de yorumlanabilir. Sonuçta 2A-4 3A-5'e eşittir. Ve A burada kaçtır arkadaşlar? A'nın değerlerinden bir tanesi kesinlikle 1'dir. Evet, bir başka soru değerli arkadaşlar. A ve B doğal sayılardır. X de doğal sayı olsun. Eleman doğal sayı olsun. Peki pozitif doğal sayı da alalım. Arkadaşlar A ve B doğal sayılar. X eleman pozitif doğal sayı olsun. A çarpı X'e A artı B en çok nedir diye bize sorulsun. Peki şöyle düşünelim arkadaşlar. A çarpı B eşittir 8 olsun mesela. Ben buna 1, buna 8 alırım. 2 alırsam bu 4'tür. Doğru mu? Bu 4 alırsam bu 2'dir. Bunu 8 alırsam bu 1'dir. Kabul ediyor musunuz? Ediyorsunuz. Peki değerli arkadaşlar, bunun toplamı 8 ile 1 topla 9. 2 ile 4 topla 6. 4 ile 2 topla 6. 8 ile 1 topla 9. Peki aldığı en büyük değer ne zaman arkadaşlar? Bakın dikkat edin. Birini 1, birini 8 aldığım zaman toplamı en çok çıkmış oldu. Evet mi? Evet. O zaman A çarpı B eşittir X arkadaşlar. Bunun bir tanesini 1 alayım. Bir tanesini de X alırsam A artı B eşittir X artı 1. En büyük değer ne yapmış olur arkadaşlar? Almış olur. Hocam bir kere daha söyler misiniz? Bak. Güzel kardeşim. A çarpı B eşittir diyelim ki 12. Bunu 1 alırsam bu 12 olur. 2 alırsam bu 6 olur. 3 alırsam bu 4 olur. Doğru mu? Doğru. Peki bunların toplamını alın bakalım. A artı B kaçtır? 13 olur. Peki burada 2 ile 6'ın toplamı 8'dir. 3 ile 4'ün toplamı 7'dir. Ha, gördüğünüz gibi birine 1, birine 12 aldığım zaman alacağı değer en büyük oldu. Oldu mu? Evet. Burada da aynısını yaptım. Yani birine 1, birine x aldım. Değil mi? Çarparsam x ama toplarsam da x artı 1 olur. Cevabım bolu olmuş oldu arkadaşlar. Evet, güzel bir soruyla daha karşınızdayım. X bir doğal sayıymış arkadaşlar. X eşittir 20 eksi a kare. Y eşittir a kare artı 2 ise x çarpı y en büyük değeri kaçtır diyor. Güzel. Peki arkadaşlar bakın. A artı b, bir örnek vermek istiyorum. 8. Bu 1, bu 7. Bu 2, bu 6. 3'e. Evet, söyle 5 toplamları 8 olan. 4'e kaç olur? 4 arkadaşlar. Peki bakın bunun A çarpı B değil mi? Bakın şimdi bunların toplamı ne arkadaşlar? 8. Peki 1 ile 7'yi çarparsam kaç olur? Çabuk söyle bana. 7 olur. 2 ile 6'yı çarpsam 12 olur. 3 ile 5'i çarpsam 15 olur. 4 ile 4'ü çarpsam 16 olur. Çarpımı ne zaman en çok çıktı arkadaşlar? Çarpımı ne zaman en çok çıktı? 1'e 7 aldığımda çarpımı 7, 2 ile 6 aldığımda çarpımı 12, 3 ile 5 aldığımda 15, 4 ile 4 aldığımda 16.
Evet, çarpımı bu sayılar ne kadar birbirine yakınsa çarpımı o kadar ne çıkar arkadaşlar? Büyük çıkar. Çok güzel. O zaman arkadaşlar bu sayılar birbirine eşit olsa, evet çok güzel. O zaman bunlar birbirine eşit diyelim arkadaşlar. 20 eksi a kare eşittir. A kare artı 2 ise bu ikisinin çarpımı o kadar büyük çıkar. Güzel. Peki bu a kare buraya gelirse 2 a kare mi olur? Evet. 2 bu tarafa gelirse kaç olur? 18 olur. Her tarafı 2'ye bölelim. 9 eşittir. A kare oldu. A burada arkadaşlar 3'tür. Eksi 3 diyebilir miyim? Diyebilirim. A 3'lü ya da eksi 3 olabilir. Çok güzel. Peki arkadaşlar getirip burada a yerine 3 yazdığımda x'imiz kaç çıkar? X eşittir. A kare çünkü 9'sa x 11 çıkar. X yerine A yerine 3 veya eksi 3 yazdığımda karesi 9. 2 daha eklersem y de 11 çıktı. X çarpı y eşittir. 11 ile 11'in çarpımı 121'dir. Alabileceği en büyük değer arkadaşlar kaçtır? 121'dir. Hocam şöyle de düşünebilir miyiz? Nasıl yani? Bu x'in taraf tarafa toplasak. Toplayalım hadi bakalım. X de y'yi topladık. X artı y eşittir. Eksi a kare artı a kare birbirine götürdü. 22 daha 22 oldu. Peki toplamları 22 ise çarpımı en çok kaç olur? Arkadaşlar bak bunu birbirini 21 alırsam çarpımı 21 olur. Bunu 2, bunu 20 alırsam çarpımı 40 olur. Bak gittikçe büyüyor dikkat ederseniz. O zaman ben bunu 11'e 11 alırsam arkadaşlar çarpımı 121 olur. Katılıyor musunuz bana? Evet. Bu sayılar ne kadar birbirine yakınsa çarpımı da o kadar ne olur? Büyük olur değerli arkadaşlar. Evet, burada geçiyorum. Bir başka sorumuz şu şekilde. A ve B doğal sayılardır. A çarpı B 12'ymiş. B çarpı C de 18'miş. A artı B artı C toplamı en çok ve en az bulun diyor. Tamam, bulalım. Arkadaşlar isterseniz şöyle yapalım. B, A, C böyle bir tablo yapayım sizin. Rahat göreceğiniz şekilde. Ne yapıyorum biliyor musunuz? Bu B ortak çarpan mı? Evet, o zaman B'yi 1 alıyorum. B yerine 1 alırsam A kaç olur? 12 olur. Peki B yerine 1 alırsam C kaç olur? 18 olur. Güzel. Peki toplamı ne oldu bunların? Bu defa A artı B artı C lütfen söyleyin. 18, 20, 30, 31 olmuş oldu. Peki güzel. Hadi arkadaşlar B'yi 2 alalım. B yerine 2 alırsam o zaman bu kaç olur? 6 olur. B yerine 2 alırsam 9 olur. 9, 15, 17 mi oldu bu defa? Tamam. Peki arkadaşlar ben bu defa B'yi alabileceğim maksimum değeri yazayım isterseniz 6 mesela yazayım. Değil mi? Alabileceğim en büyük değer 6. B yerine 6 alırsam A 2 olur. Evet, B yerine 6 alırsam C kaç olur? 3 olur. Toplamı kaç olur bunların arkadaşlar? 6, 8, 9, 10, 11 oldu. Peki demek ki alabileceğim en az değer 11, alabileceği en büyük değer de 31. Katılıyor musunuz arkadaşlar? Evet, peki. Güzel. Devam ediyorum. A, B, C birer doğal sayıdır. A artı B 13 ise olduğuna göre A çarpı en çok nedir? Bakın A artı B eşittir 13 ise bunu ne yapalım arkadaşlar? 0 alıp bunu 13 alayım olur mu? 0 ile 13 alırsam çarpımı en az olur. Buna 1, bunu 12 alırsam toplamları 13 mü? Evet, çarpımları ama 12 olur. Peki arkadaşlar devam ediyorum. 2'ye kaç alayım? 11 alayım. 3'e 10 alayım. Olur mu? Toplamları yine olur. Peki bakın. Çarpımı en çok nedir? Sayıları birbirine yaklaştırayım arkadaşlar. 6, 7 alayım mı? Bakın. Çünkü gittikçe çarpım ne oldu? Evet. Toplamları 13. Ama çarpımları dikkat edersen burada 0. Bunların çarpımı 12. Bunların çarpımı 22. Bunun çarpımı 30. Bunun çarpımı 42 oldu. Alt kereydi 42. Demek ki arkadaşlar birini 6, birini 7 alırsam sayıları birbirine yaklaştırdım. Toplamları 13 ama çarpımları kaç oldu arkadaşlar? 42 bulmuş olduk. Peki. Güzel. Bu da güzel. Devam ediyorum. Evet arkadaşlar ABC birbirinden farklı doğal sayılardır. A eşittir C artı 1, B eşittir 5 eksi C olduğuna göre A çarpı en büyük değeri nedir diyor. Güzel. İsterseniz arkadaşlar taraf tarafa toplayalım. A artı B eşit taraf tarafa toplarsak C'ler gider 6 olur. Peki toplamları 6 ise bundan çarpımı en çok kaç olur? 3'e 3 olur. Neden? Çünkü bunu 0 birbirinden farklı doğal sayılar olduğu için bunu 6 alırsam çarpımı ne olur? A çarpı B 0 olur. Ama 1'e 5 alırsam toplamları 6 çarpımları ne olur arkadaşlar? 1 kere 5 5 olur.
Ben bunu 2'ye, evet söyle 4 alırsam toplamları 6 ama çarpımları kaçtır? 8'dir. Ama 3'e 3 alırsam, değil mi? Birbirinden farklı diyor. Birbirinden farklı dediği için arkadaşlar 3'e 3 alamıyorum. Çünkü alsaydım 9 olacaktı, güzel. En büyük değerini 9 diyebilirdim. Ama birbirinden farklı doğal sayılar dediği için ne yapamıyorum arkadaşlar? Alamıyorum, eşit alamıyorum. O zaman ne oldu arkadaşlar? 2'ye 4 aldım. Çarpımları kaç oldu? 8 oldu en çok. Evet, katılıyor musunuz buna? En büyük değeri demek ki bu. Peki arkadaşlar, 2'ye 4 dedik. 2 olması için C'nin yerine 1 aldık. C'nin yerine 1 alırsak gerçekten, evet değil mi arkadaşlar? C yerine 1 alırsam A sayısı kaç olur? 2 olur. C yerine 1 alırsam B sayısı kaç olur? 4 olmuş olur. C değerini söylediği için 1 deyip geçiyorum. Evet, bir başka sorumuz değerli arkadaşlar. A çarpı eksi 4 eşittir A'dır. B kaç farklı değer alır diyor. Birer doğal sayı demiş. Tamam, A çarpı B eksi A eşittir 4 yazıyorum. Bunu bu şekilde hale getirdim. Yani ne yaptım? 4'ü bu tarafa, A'yı bu tarafa. Burada A parantezini aldım arkadaşlar. B eksi 1 eşittir 4 oldu. Katılıyor musunuz? Her taraf B eksi 1'e bölüyorum. A eşittir 4 bölü B eksi 1 oldu. Şimdi burada arkadaşlar B'ye değer vermek daha kolay. Neden? Ben mesela B yerine 2 yazabilirim. 2'den 1 çıktı 1. 4, 1'e bölsem 4. O zaman bunu ne bulmuş olurum? 4 bulmuş olurum. Güzel. 2 verdim. 2'den 1 çıktı 1. 4'ü 1'e böl 4. Sonuç adet. Peki kaç? 3. 3'ten 1 çıktı 2. 4'ü 2'ye böl 2. Bu da bulmuş olduk. Peki 4 verebilir miyim? Hayır. 4'ten 1 çıktı 3. 4, 3'e bölünmez. 5 verebilir miyim? 5'ten 1 çıktı 4. 4'ü 4'e böl. Bu da 1 olmuş oldu. B kaç farklı değer alır diyor. B gördüğünüz gibi kaç farklı değer aldı arkadaşlar? 2, 3, 5 oldu. Bakın B yerine 2 yazarsam 1 çıktı. 1, 4'ü 1'de böldüm. 4 buldum A'yı. 3 verirsem B yerine. Evet söyle. 3 ver, 3'ten 1 çıktı. 2, 4'ü 2'ye böldüm. Evet bulduk. 5 verirsem 5'ten 1 çıktı. 4, 4'ü 4'e böl. 1. Peki B hangi değerler alıyormuş? Çabuk söyleyin. 2, 3, 5. Hepinize başarılar diliyorum.